Evet, yeni bir videoyla hepinize selam. Bilecik taraflarındayız. Yabanlığın tam ortasındayız. Fotoğraf makinelerimiz hazır. Kızıl diyekleri bekliyoruz. Gün ağırırken buraya geldik. Pusu kurduk tabiri caizse. Bu arada tanıştırayım Samet abi, Samet Basutay. Yaban hayatı fotoğrafçısı. Samet Korkmaz videolardan zaten tanıyorsunuz. İsmet abiyle en son Uludağ'da bir faaliyet yaptık. İsmet Şentürk abimiz dağcı. Geyiklerin sesini duyduk. Şu anda kızışma döneminde, sonlarına doğruymuş. İstürmeye devam edeceğiz. Malzemeleri buraya bırakıyoruz. Sessiz konuşuyoruz hayvanları ürkütmemek için. Etrafımızdan bir hayvan daha geçti. Ne olduğunu bilmiyorum ama nefesini ensemizde hissettik. Buradan böyle geçti, bir gitti geldi. Artık domuz muydu, geyik miydi? Birkaç günlük faaliyet olacak. Umarım keyifli görüntüler alırız. Pusu kurduğumuz yer tam şu tarafta. Burada da su kaynağı var. Hayvanlar muhtemelen buraya geliyor. Şimdi izlerine de bakacağız hayvanların. Burada dışkılamışlar. Hem yürüyoruz hem de İsmet abiyle böyle gözlerimiz mantar arıyor. Eğer bulabilirsek bir mantar yapacağız. İsmet abi bir şey daha buldu herhalde. Nedir abi? Kanlıca mı? Belki. Yandan mantara bulmaya devam ediyor. Bu ne belki? Ama geçmiş. Yani bayağı. Belki. Samet abinin bu arada sosyal medya adresini takip edin. Samet Asutay diye. En son bir video paylaşmıştı. Hemen önlerinde bir geyik sıçrıyordu değil mi abi? Erkekti herhalde. Buraya geldiğimiz andan itibaren şanslıydık. Hemen önümüzde orta büyüklükte yaban domuzu geçti. Ve akabinde bir 200-300 metre sonra da iki tane de geyik gördük. Dişiydiler. Onlar da tabii ki çok kısa bir süre içerisinde göründüler mi, ortadan kayboldular. Yani bölgede yok ama sadece Samet abiye şey sormuştum. En ilginci hangisi? Yaban kedisi görmüş. Şimdi yavaş yavaş böyle iç tarafa doğru giriyoruz. Belki güzel bir karşılaşma olur. Sizin için elim kayıtlı olacak. Şu taraflarda hep kaypak mantarı var. Bölge mantar açısından çok zengin. Gayet güzel. Baktın mı tadına? Baktım, güzel aslında. Çok güzel. Hiç vakti geçmiyor. Böyle mangalı atsan keyif yapılır. Bir diğer mantar dede börü. Bakın şurada da kav mantarları var. Bunun içini de ateş başlatmak için kullanıyorlar, içini kurutup. Aynı zamanda kav mantarının çayı da yapılıyor. Evet, burada abi yani büyük bir hayvan belli. Yayılmış, yatmış. 2-3 noktaya da bakın, burada bolca dışkısını bırakmış. Bunlar da biraz eski gibi. Aynı yine buraya geliyor. Belki burayı seviyor. Burayı seviyor yani. Burayı. Kendine yapacak. Belki de o böğren geyik, belki de buradaydı yani. Evet. Bilemeyiz. Şimdi burada ki olay şu. Tabii ayılar, işte geyikler, bazı birçok hayvan.
domuz bile dahil hani kendini gelip kaşındığı için doğal olarak buraya sürtünüyor ister istemez. Bunu büyük ihtimalle benim tahminimce bunu bir geyik boynuzuyla yapmış. Şimdi bu özellikle kızışma döneminde de boynuzlarda üst kısımlarında. Bir nevi antrenman yapıyor belki de. Aynen öyle, bir nevi antrenman ama burada abi aslında böyle sanki o üst katmanındaki yani kaşıntıyı mı diyeyim ya da bileği o mu diyeyim ne diyeyim sana boynuzu. O şekilde boynuzlarını buraya sürte sürte o ihtiyacını gideriyor. Yani burada birkaç tane daha ağaç var böyle, bu şekilde görebiliriz. Yukarıda da hatta şu an bir tane görüyorum yani. Özellikle hep böyle ince küçük ağaçları seçiyorlar. Hmm. Boynuz gibi kullanıyor. Karşı aynen tarafın öyle. Boynuzu gibi. Aynen öyle. Değil mi? Dediğim gibi abi karşı, bir, nevi, evet. Bir nevi aslında antrenman gibi bir şey yani. Samet abi dedi ki yerlere bakın. Çünkü geyik boynuzu bulabilirsiniz dedi. Şu an belki görünmüyor pek ama daha öncesinde işte geldiğimizde oradan tabii gözle bile görünmüyordu. Hani yine makineyle uzun lensle işte böğürmelerin yoğun olduğu bir dönemdi yine o dönem. Burayı gördün. Tabii tabii burayı açıklık görüyorum karşıdan ama gözle göremiyorum hayvanları. Anladım. Yani burada bir sürü var tabii. Makineyle baktığımda tabii o sürüyü direkt gördük. Aklıma tabii benim hemen dınk ışık yandı. Dedim hani drone göndereyim. Makineyle çünkü çok uzakta olduğu için çekim yaptım ama çok net hani portre tarzında yakın çekimler yapamadık. Yani buradan koştular. Yukarıya doğru koştular. Tabii, yukarı doğru koştular. Yani hemen hemen gittim araca tekrar geri. Bir 10 dakika yukarı tırmandık. Araçtan hemen oradan direkt drone'u kaldırıp hemen oradan direkt yönlendirdim. Aslında döngü şu. Gece sürekli yabani hayvanlar hepsi aktifler zaten. Yani doğal olarak ayı olsun. Birçok hayvan aslında gece avlanıyor. Gece aktif geziyor. Tabii şimdi geyikler her yer burada biliyorsunuz işte her yerden ot fışkırdığı için hayvan rahatlıkla yemini bulabiliyor her bölgede. Burada işte gece özellikle yem yapıp işte tam sabah saatleri de son turlarını atıyorlar artık yemle alakalı. Öğlen olmadan işte sabah 8-9 güneşin tam böyle dik açıyla vurmadan yatay tam güneş buradan doğuyor. Hayvan burada direkt beslendikten sonra burada yatıyorlar, biraz dinleniyorlar. Sonra öğlene doğru hayvan geviş getirmeye başlıyor. Belki çekiliyor. Öğlen saati. Tabii. Için. Sonra orman içine çekiliyor buradan. Orada yine uygun bir yerde, az önce gördüğümüz gibi böyle kapalı bir alanda, gölgelik bir alanda oturuyor hayvan. Hem kendini saklamış oluyor ortamdan, gün işte her insandan veya yabani hayvandan avlanmasın diye. Hem de geviş getirmeye başlıyor. Bu şekilde döngü bu şekilde evet. Devam ediyor sürüsüyle. Buraya havuz yapmışlar. Geyik izi. Bakın ayı izi şurada. Burası var ya tam fotoğrafanlık yer abi. Tam olarak burası. Evet buraya abi. Şey yani müsait yani buraya. Evet. Yaban hayatına bu kadar yakın olmak çok keyifli, heyecan verici. Ayının sırtını kaşıdığı bir ağaç. Bak, ayı kılları görüyor musun? Evet, yapışmış. Hala üzerine yapışmış. Evet. Burası tam kısım burası ya. İyi bir kapanak. Evet abi. Ayrıca.
harika yollardan arabayla bir tura çıktık. Kalın böyle ani baskınlar gibi yaylaların içerisine girip geyikleri görmeye çalışacağız. Bu akşam heyecanlıyız. Çadırı kurmayacağız, bivaklayacağız. Yani çadır kurmadan tulumlara girip tam bir su kaynağının kenarında konaklayacağız. Kısa bir sürüşten sonra şöyle bir manzara. Bilmiyorum şu anda kameradan nasıl görünüyor ama alt taraf vadi, derinlemesine yeşilin tonları, kırmızılar, uzakta şehirler var. Şu an tam Bursa Bilecik sınırındayız. Alt tarafta da çok güzel bir yayla. Evet. Merdiven var mı? Çıkılıyor mu? Çıkılıyor. Ardan buradan çıkabiliyor. Evet. Evet, buradan da çatıya çıkılıyor. Merdiven pek sağlıklı görünmese de yavaş yavaş çatıya çıkacağım. Bu bölgede yapraklar resmen şölen yaptı. Rüzgarla beraber önce bir savruldular. Sonra yukarı doğru çıktılar. Hala yukarı doğru böyle uçuşan yapraklar var. Rüzgar türbinlerinin hemen dibinde bulunan yangın kulesine geldik. Arazi aracı olduğu için buraya kadar çıkabildik. Yoksa yani binek araçla buralara kadar çıkmak mümkün değil. Şurada soba için delik bırakmışlar. Evet, muhtemelen kesimciler burada vakit geçiriyor. Buralarda hep vargıç çiçeği var. Tabiat söylüyor, diyor ki artık kış geliyor. Tasını taranı topla, var buradan git. Çok da güzel rengi var. Evet, Deretepe düz gidip şimdi geldik Samet abinin foto kapağına. Abi, aman dikkat et abi. Gelemedik falan diyormuşum. Ne diyorsun abi, çıkar mı bir şeyler? Daha önce... Foto kapan tabii ki o biraz bank oluyor. Çünkü uzun süre kalıyor. Evet. Yani 2 hafta, 3 hafta tabii durumuna göre ve çekim durumuna göre bir ay bile çekiyor bazen. O yüzden illaki yani ayı, geyik bir şeyler çıkar. Gelmiştir. Çıkarsa yani videoyu da ekleriz. Birçok şey var tabii tabii. Evet, bir aydır bölgedeymiş fotokapan. Zaten fotokapan aynen bir buçuk aydır ortalama burada. Bölge güzel, zaten aşağı inince de anlayacaksınız. Orası güzel bir nokta. Dağ bakir, da araç yolu da yok değil mi? Araç yolu da yok, yani araç yolu alt kısımlarından var ama şey bir yer, yani çok bozuk ve ağaç devrilmiş. Normal bir araç çıkamıyor, çok bir dik bir bayırı var. Normal bir araç çıkamıyor, yani böyle traktör veya işte... Arazi aracı. Evet, bir yarım saatlik yürüyüşün ardından foto kapana ulaşacağız. Böyle bir yaylaya geldik. Tam girdiğimiz gibi, adımız attığımız gibi ön tarafta bir anne domuz, peşinde de yavrular. Önümüzden böyle koştular. Biraz fotoğraflamaya çalıştık ama ışık çok yetersiz. Çok net fotoğraflar alınmadı. Foto kapanda ne var şimdi bakalım bir. Sen şimdi buraya gelmiş olsan anlayacağını demek istedim de.
Şimdi buraya bunlar tabii sararmış. Bunlar normalde yeşil. Böyle çok hani belli olmasın diye. Aynen, iyicene belli olmasın diye. Şimdi büyük ihtimalle bu tabii pil bitmiştir. Şimdi bir bakalım. Aynen. 6 tane pil oluyor bu. 6 pil oluyor. Biz şu anda karanlık da olsa tulumumuzu filan aldık. Burada kalacağız. Grubun diğer üyeleri de orada kalacak. Yer ayarlamaya çalışıyor. Karanlık ama ay ışığı çok güzel etrafı aydınlatıyor. Şu anda ağacın altında olduğumuz için gölge yapıyor. Şimdi ben de yavaştan toparlanayım. Gece hareket olursa kayda girerim. Zaten kafadan hiç korkmuyorum. Ya yok yok ya. Hayvan gelmesi imkansız bir şeydi yani. Çünkü günaydın. Ses yapıyor. Sabahki manzaramız böyle. Samet abi, dün bir karikatürden bahsetmiştin ya abi. Sıcak sıcak yiyelim, açmayın ayı karikatürü. Tam öyle bir atmosferdi. Şu anda hala sıcağız. Bugün yazlık olduğu için biraz ayaklarda üşüm oldu benim sadece. Ama üstümü sıkı giyindim. Güzel, konforlu bir uyku oldu. Gece bir hareket olmadı, ben duymadım en azından. Sabah da baktık ama suya gelen giden bir hayvan olmadı. Dün gecenin soğukluğunu suyun üzerinde tutan buzdan anlayabiliriz. Şöyle ince bir buz tabakası var. Samet usta, kardeşim. Ne pişiriyorsun bize? Rüzgarı kesmişsin orada. Abi menemen yapıyoruz. Menemen yapıyoruz. En sonki tarifimiz neydi? Keçi sütlü. Evet. Mürdüm erikli. Kaşarlı. Yumurtalı. Isırgan otu yaptık. Evet, çok güzeldi. Böyle değişik değişik şeyler deniyoruz. Bugün de normalde mantarlı menemen yapacaktık ama mantarı koymadık. Samet'i kardeşimin sunum tabağı. Bakalım misafirlerimiz beğenecek mi? Evet, şöyle güzel bir atmosferde artık videonun sonuna geldik. Gayet güzel, keyifli bir aktivite oldu. Bir dahaki kampta görüşmek üzere. Bu tarz videolar da devam edecek. Takipte kalabilirsiniz. Esen kalın.